bu çatı altında yüreğinde millet ve memleket sevdası olan herkese yer olduğunu tekrar ifade etmek isterim. Davetim 85 milyonun her bir ferdinedir. Sadece seçmenine değil, hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonun tamamına saygı duyan, hesap veren, cesaretle hesap sorabileceğiniz bir parti ve ittifak arıyorsanız gelin siz de AK Parti ve Cumhur İttifakı'na katılın. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı davet gündemdeki sıcaklığını korurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yerli ve milli olan tüm partilere ittifak çağrısı geldi. Erdoğan, Türkiye'nin tüm renklerini temsil eden tek parti AK Parti'dir diyerek 85 milyona seslendi. Türkiye'nin tüm renklerini, tüm zenginliklerini, temsil kabiliyetini haiz parti AK Parti'dir. AK Parti bir Türkiye partisidir. 85 milyonun tamamının partisidir. Kalbi Türkiye için atan herkese kapımızda, gönlümüzde sonuna kadar açıktır. AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı muhalefeti de eleştirdi. Özellikle CHP'nin AK Parti karşısında defalarca aldığı yenilgilere değinen Erdoğan, siyasete olan güveni zedeleyen bu durum demokrasimiz için de risk oluşturmaktadır dedi. 22 yıllık siyasi yolculuğumuzda kalibremize ve kalitemize uygun bir muhalefet maalesef bulamadık. 22 yıllık sürede tam 17 kez sandıkta bizimle yarıştılar. Her defasında milletten okkalı bir tokat yediler. Yaşadıkları onca hezimete, onca seçim yenilgisine rağmen bir kez olsun hatalarından ibret almadılar. Yıllar geçiyor, ülke değişiyor, dünya değişiyor, köprülerin altından çok sular akıyor. Hatta eski çamlar bardak oluyor ama CHP'nin faşist kodları asla değişmiyor. Erdoğan yerel seçim için muhalefet seçmenine de seslendi. Gelin koltuklarını korumaya çalışanlara ders verelim dedi. Hayat tarzı diyerek size korku salıp koltuklarını korumaya çalışanlara gelin hep beraber esaslı bir ders verelim. Gelin bizler de milleti kandırmaktan utanmayan, milletin tercihlerine saygı duymayan bu kifayetsiz muhterisleri siyasette tutmayalım. Türkiye'nin siyaset mühendisliği ürünü kurgulardan kurtulup yerli ve milli eksende siyaset yapan bir muhalefete kavuşması en büyük dileğimizdir. Toplumumuzun farklı kesimlerinden yükselen değişim taleplerinin böyle bir yeniliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Eski, yeni milletvekilleri, partililer ve teşkilat mensuplarının katıldığı programda yerel seçim hedefi de ortaya kondu. 7 ay sonra başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yerel yönetim seçimlerinde zafere koşmaya var mıyız?